Talat İlyas benim kardeşim olur. Abdurrahman Kobancan da benim eniştem olur. İkisi de 2017 Mart ayında Çin tarafından sebepsiz yere tutuklanarak toplama kampına alındı ve bugüne kadar hiçbir şekilde cevap verilmedi. Biz Doğu Türkistanlı olarak, kamp mağduru yakınları olarak bugüne kadar özellikle 2020'nin sonlarından itibaren Çin konsolosluğunun önünde, bütün Anadolu'nun her 31 tane vilayetinde, değişik yerlerde sesimizi duyurmaya, bütün dünyaya sesimizi duyurmaya, hakkın yerine getirilmesi, adaletin yerine getirilmesi için bir sürü mücadele verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Öncelikle ben buradan Çin'e seslenmek istiyorum. Çin bizi bu şekilde kardeşlerimizi tutularak bizi asla yıpratamayacaklar. Biz asla vazgeçmeyeceğiz ve bu mücadelemizi gördüğü gibi sadece kamuoyuna duyurmakla kalmayıp bunu en üst makam olan dünyanın en üst makam olan Birleşmiş Devletler Teşkilatı'na, Birleşmiş Milletler'e kadar avukatımızla götürdük ve bunun sonunu getireceğiz. Kız kardeşim Mevlüde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. O yüzden avukatımın da bahsettiği gibi benim kız kardeşim hiçbir zaman çift vatandaş da sayılmaz. Çünkü Çin'in kanun haklarına göre öyle değildir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Pekin Büyükelçiliği'nin kız kardeşimi bir an önce kurtarmak için, orada Çin'in serbest bırakmasını sağlamak için somut adımlar atmasını ve kız kardeşimi, kızı Ayşe ile Türkiye'ye getirmesini talep ediyorum. Benim Çin toplama kamplarında susuz yere tutuklanan 3 kardeşim. Bunların içinde abim Dilşat Oralbay için BM'den suçsuzluğunu delillip onlarını hemen serbest bırakmasına hakkında karar verilmişti. Ama Çin hükümeti buna rağmen kardeşlerim için hiçbir cevapsız halde kaldı. Benim 3 kardeşim 6 senedir Çin toplama kamplarında suçsuz yere tutuklu bulunuyor. Ben Doğu Türkistan Hoten şehrinden. Birleşmiş Milletler 2003 Haziran'da benim ailem hakkında haksız yere tutuklandığı karar vermişti. Babam 2017 tutulduktan beri 6 ay sonra vefat ettiğini, yani meyitinin, yani cenazesinin evdekilere teslim edildiğini haberini almıştık. Şu an anam 70 yaşında, hala toplama kampında. Bu konuda Birleşmiş Milletler 2023 Haziran'da haksız yere tutuklu olduğu hakkında karar vermişti ve acilen bırakılması konusunda bilgi vermişti. Hala şimdiye kadar yani Birleşmiş Milletler Çin'e tekrar yazı yazmasına, bırakılması hakkında yani sıkıştırmasına rağmen Çin'e hiçbir şekilde cevap vermedi. Çin tarafından toplama kamplarında tutulan, işkence gören, bazıları hayatını kaybetmiş olan Uygurların ailelerinin vekili olarak, avukatları olarak Birleşmiş Milletler mekanizmalarına çeşitli başvurular yapmıştık. Bu başvurularımızdan bir grubun başvurusu daha karara bağlandı ve sonuçlandı. Çin tarafından 2017'den bu tarafa tutulan Hal Mehmet İlyas, Abdurrahman Kurbancan, Peride Yasin ve Mevlüde Hilal, ki Mevlüde Hilal Türk vatandaşı, dördü hakkında Çin'in onları keyfi olarak tuttu, kötü muamele yaptığına dair karar açıklandı. Birleşmiş Milletler'in web sitesinden de ilan edildi. Bu karar şunu söylüyor: Çin'e bu dört kişiyi keyfi olarak tuttuğu için, Uygur ve Müslüman oldukları için onlara sistematik ihlaller yaptığını, onları derhal serbest bırakması gerektiğini ve serbest bırakmakla kalmayıp aynı zamanda onları tutan Çinliler hakkında soruşturma açarak onlara verilmiş olan zararların tazmini için de Birleşmiş Milletler Çin'e bir karar bildirdi. Bu karar aynı zamanda yani sadece sonuç açıklanması yönüyle değil, bu sürecin takibi yönüyle de Çin'e bir takım sorumluluklar yüklüyor. 6 ay aylık bir süre tanıdı Birleşmiş Milletler. Bu 6 aylık süre içerisinde hem derhal serbest bırakmanın hem de bütün sonuçlarının Birleşmiş Milletler'e bildirilmesini talep etti. Bu çok önemli. Aslında
Çin'i Birleşmiş Milletler nezdinde köşeye sıkıştıran, aslında kaçacak yer bırakmayan, artık ne gerekiyorsa özellikle bizim başvurusunu yaptığımız mağdurlar adına sonuçları yerine getirme ödevi, sorumluluğu yükleyen bir karar. Haliyle de Çin'i oldukça da öfkelendiren başvurular. Türkiye savcılıklarına yapmış olduğumuz başvuruyu, hem de Birleşmiş Milletler nezdinde yapmış olduğumuz başvuruları ısrarla takip ediyoruz. Sonuç almak istiyoruz. Kamplarda tutulan insanların serbest kaldığını görmek istiyoruz. Hayatını kaybeden, kamplarda işkence altında ölen mazlum insanlara karşı bir adalet sorumluluğumuz var. Her bütün adalet talebimizi ahirete bırakamayız. Yani dünyada da bunun hukuk mücadelesini vermeye çalışıyoruz bizler. Buradan sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, uluslararası mekanizmalara, parlamentolara seslenmek istiyorum. Mağdurlar ve avukatlar olarak vermiş olduğumuz bu mücadeleye lütfen siz de destek verin. Bakın, Birleşmiş Milletler apaçık bir şekilde bu ihlalleri ortaya koyup karara bağlıyor. Bundan ötesi artık bunun icrasını sağlama sorumluluğu. Bunun gereğini de tüm mekanizmaların, sivil ve resmi mekanizmaların ortaklaşa yapması ve destek vermesi gerekir. Bu son Birleşmiş Milletler kararında bir Türkiye vatandaşı var. Türkiye vatandaşı Mevlüde Hilal, 2018'den bu yana Çin'de tutulan bir Türk vatandaşı. Birleşmiş Milletler kararı Çin'in onu derhal serbest bırakmasına hükmetmiş durumda. Biz Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bir başvuru gerçekleştirdik. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın hemen Pekin Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Çin'den Mevlüde Hilal'i ve kızı Ayşe'yi Türkiye'ye getirmesini talep ettik. Türkiye'deki Türk Ceza Kanunu evrensel yargı yetkisine dayanarak bir başvurumuz vardı. Bu başvurumuzla alakalı savcılık soruşturma dosyamız Adalet Bakanlığı'nın önünde bekliyor şu anda. Adalet Bakanlığı'ndan derhal bunu onaylamasını, Türkiye mahkemelerinde bu yargılamanın başlamasını istiyoruz.